Son dönemlerde transferi konusunda bu kadar heyecanlandığım futbolcu sayısı azdır. Şayet Galatasaray Hermoso'yu kadrosuna katabilirse, bana göre Galatasaray özelinde yaz transfer döneminin en önemli transferi gerçekleşmiş olacak. Cimbom'un uzun süredir yaşadığı defansif problemlere ilaç olabilecek niteliklere sahip bir oyuncu olan Hermoso için önce Galatasaray'la anlaştığı haberlerini duyduk, ardından son anda Roma'nın devreye girdiğine dair söylentiler çıktı. Ve transferin son düzlüğüne girdiğimiz şu günlerde, gelin Hermoso'yu ve Hermoso transferinin gerçekleşmesi halinde oyuncunun Galatasaray'a katabileceği şeyleri konuşalım. Tam ismiyle Mario Hermoso Canseco, 18 Haziran 1995 Madrid doğumlu, 29 yaşında İspanyol stoper. 1.84 boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı dışında solak stoperi olmadığını düşünecek olursak, Hermoso bu yönüyle bile Galatasaray için adeta biçilmiş kaftan. Hermoso aynı zamanda sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor ki bu özelliği de transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kadro derinliğine büyük bir artı olarak yazılır. Hermoso'nun kağıt üstünde piyasa değeri 25 milyon euro ve şu anda serbest transfer pozisyonunda. Hermoso kariyeri boyunca 4 kulübün formasını giydi. Bunlar altyapısından yetiştiği Real Madrid, kiralık gittiği Valladolid, 2017 yılında 12,5 milyon euro karşılığında transfer olduğu Espanyol ve 2019 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hermoso'yu kadrosuna katan Atletico Madrid. Hermoso birincilik düzeyinde Espanyol ve Atletico Madrid formalarını giydi. Real Madrid'de alt yaş kategorileri ve Castilla'da oynarken, Valladolid döneminde ise İspanya 2. liginde forma giymişti. Yani gerçek yükselişini ve olgunluk dönemlerini Espanyol ile Atletico Madrid'de geçirdi diyebiliriz. Hermoso aynı zamanda 5 kez İspanya milli takım formasını giydi. Hermoso'nun güçlü ve zayıf yönlerine baktığımızda, güçlü savunma yönü, hızı, hava toplarındaki defansif yönlü etkisi, pozisyon bilgisi, fizik gücü, temiz sayılabilecek pasları, azimli, çalışkan, uyumlu ve en önemlisi istikrarlı, yani devamlılığı yüksek ve kendisinden bekleneni daima verebilen bir oyuncu olması, Hermoso'nun artı yönleri olarak göze çarpıyor. Eksi yönü ise hücum katkısının çok da yüksek olmaması. Ama bana göre Hermoso gibi bir oyuncu için bunun aslında hiçbir önemi yok. Çünkü kendisi her yönüyle üst düzey bir savunmacı ve bu bence fazlasıyla yeterli. Hermoso kariyeri boyunca çıktığı maçların tamamında stoper ya da sol bek olarak görev yaptı. Stoper olarak sahaya çıktığı 249 maçta 15 gol 6 asist üreten Hermoso, sol bekte ise 53 maça çıkıp 6 asist yaptı. Geçmişten günümüze Hermoso'nun birinci ligler düzeyindeki maç tecrübesine yakından bakalım. 2 sezon formasını giydiği Espanyol'da toplam 59 maça çıkan Hermoso 4 gol atarken, bu maçların genelinde ortalama 88 dakika sahada kaldı ve muazzam bir süre ortalamasına ulaştı. Hermoso 2019'dan 2024'e kadar formasını giydiği Atletico Madrid'de ise toplam 174 maçta görev alırken, bu maçlarda 10 gol atıp 6 asist yaptı ve maç başı ortalama 78 dakika gibi gayet istikrarlı bir forma süresiyle oynadı. Hermoso'nun Atletico'daki son sezonuna yakından baktığımızda ise, sezon genelinde 45 maç gibi ciddi bir maç sayısına ulaştığını, bu maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yaptığını, toplam 3802 dakika sahada kalırken, maç başı 84 dakika süre ortalamasına ulaşarak video genelinde bahsettiğimiz o istikrarlı çizgisini koruduğunu görüyoruz. Hermoso'nun istikrarlı görüntüsünün altında yatan sebeplerden biri de oyuncunun sakatlık riskinin düşük olması. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında, yani son 2 sezon sadece bir sakatlık yaşayan Hermoso, bu sakatlığa bağlı olarak sadece 3 maç kaçırdı. Önceki sezonlarda da 2018-2019 sezonunda yaşadığı ve 42 gün süren sakatlığı dışında kayda değer uzun süreli hiçbir sakatlığı yok. Yani özetle Hermoso'nun sakatlık geçmişi 29 yaşında bir futbolcu için gayet temiz. Gelelim Hermoso'nun geçen sezona ait detaylı istatistiklerine. Gördüğünüz tablo oyuncunun geçen sezon La Liga'da ulaştığı savunma istatistikleri. Maç başı %55 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynayan Hermoso, zeminde %53, hava toplarındaysa %59'luk ikili mücadele kazanma oranlarına ulaştı. Aynı zamanda maç başı 1.5 top çalma, 2.6 tehlike engelleme ve 5.4 topu geri kazanma ortalamalarıyla oynadı. Oyunun pas tarafında da Hermoso, bir savunma oyuncusuna göre çok iyi oranlara ulaşmış durumda. Hermoso'nun yine geçen sezon La Liga özelindeki istatistiklerini görüyoruz. Maç başı %87 isabetli pas ortalamasıyla oynayan Hermoso, kendi yarı sahasında %91, rakip yarı sahada %80 pas isabet ortalamasına ulaştı ve uzun paslarda %59, havadan paslar özelinde ise %67'lik isabet oranları yakaladı. Hermoso maç içinde özellikle oyunun yönünü değiştirme, topu kanatlara yayma gibi konularda
konularda bir hayli becerikli ve bunu sıkça yapıyor. Hermoso transferinin gerçekleşmesi halinde bana göre ideal defans ikilisi Hermoso-Davinson şeklinde olmalı. İki oyuncunun da yüksek hıza sahip futbolcular olmaları, Galatasaray'ın uzun süredir yaşadığı geri dönüşlerde az adamla yakalanma ve kontrataktan gol yeme problemine ciddi anlamda çözüm olabilir. Ve bu iki oyuncunun geri dönüşlerde sıkıntı yaşama ihtimallerinin düşüklüğü, Galatasaray defansında daha geniş bölgeye destek olabilmeleri anlamına geliyor ki Davinson aslında bunu geçen sezon sıkça yapan bir futbolcuydu. Şimdi yanına Hermoso da eklenebilir. Ekranda Hermoso'nun geçen sezon La Liga'da çıktığı maçlarda sahip olduğu ısı haritasını görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim şekilde Hermoso'nun stoperde çakılı şekilde durmadığını, orta saha, sahanın sol tarafı ve rakip yarı sahanın solu dahil takıma çok kez desteğe geldiğini görebiliyoruz ve bunu yaparken hızına güvendiği de bir gerçek. Yani özetle Hermoso transferi Galatasaray'ın en çok sorun yaşadığı konuların başında gelen savunma problemine kökten çözüm olabilecek, Galatasaray savunmasına seviye atlatabilecek bir hamle olur. Şahsen büyük bir heyecanla bu transferin açıklanmasını bekliyorum. Umarım bir aksilik yaşanmaz ve bu transfer gerçekleşir. Ve umarım bu transfer gerçekleşirse Hermoso bizi yanıltmaz ve kendisinden beklediğimiz bu üstün performansı sergiler. Hermoso'yu detaylı olarak incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna ve sonrasında çıkabilecek hype butonuna tıklayarak videomuzun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayabilir, tüm videolarımızı takipte kalmak ve kanalımızın daha yüksek abone sayılarına ulaşması adına bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz biçimde abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.